Arkadaşlar ben size biraz da farklı bir açıdan girişimciliğin faydalarını ya da oluşturduğu ekosistemi anlatmak istiyorum. Az önce Fuat Bey, Cihat Bey'den bahsederken bu binanın da yatırımcılığını yaptığını söyledi. Doğru. Şimdi burada bir gün Silivri'de okulaşmaya karar verdikten sonraki sürecin Silivri'ye kattığı katma değeri beraber konuşalım isterseniz. Şimdi ben 2009 olabilir. Evet 2009. 2009 yılında Silivri'de bir dershane açtım. Daha sonra bazı öğretmen arkadaşlarımızın yönlendirmesiyle Silivri'de Balkan Koleji'ni devraldım. Devraldıktan sonra dedim ki ya Silivri'de daha güzel bir okul binası yok mu? Bu bina çok eski. Yepyeni bir okul binası yapsak ve daha çok öğrenciye hitap etsek diye düşünmeye başladım. Ve o dönemin belediye başkanı Özcan Işıklar'a gittim. Fikir alışverişinde bulundum. Daha sonra bir vesileyle bu araziyi buldum. Bu araziyi almak istedik. Onun için de bir yatırımcımız olsun, yatırımcı alsın, yapsın bize binayı. Bize kiraya versin istedik. Şimdi o karardan sonra, bakın, okul açma kararından sonraki ekonomiyi anlatıyorum size. Binanın sahibiyle telefon görüşmeleri yaptık. Telekomünikasyona para kazandırmaya başladık. Bak, az ya da çok demeyin, her şeyin bir ekonomisi var. Daha sonrasında o kişilerle oturduk. Yemek yedik, çay kahve içtik, lokantaya paralar ödedik. Tamam. Akabinde Prensip'te Cihat Bey ile bu kişiyi anlaştırdık. O kişilerin emlak danışmanına Cihat Bey emlak hizmet bedelini ödedi. Tamam. O emlakçı o parayı aldı, başka işlerde kullandı. Faturasını kesti, artık KDV, devlet vergisini aldı. Daha sonra Cihat Bey tapuya gitti, tapuyu alırken karşı tarafa bir ödeme yaptı. O kişi o ödemeyi alarak başka işlere yatırdı o parayı. Devlet de tapudan bir harç aldı, yine vergisini aldı. Akabinde Cihat Bey buraya inşaat yapmak için bir mimarlık ofisiyle anlaştı. Mimarlık ofisi harekete geçti. Onlara bir bedel ödendi. Mimarlık ofisi bu projeyi çizmek için 4-5 mimar çalıştırdı. Onlara maaşlar ödedi. Sonra faturasını kesti, artık KDV, devlet yine vergisini aldı. Doğru mu? Bak her harekette hem bir ekonomi var hem de devlete bir katkı var. Sonrasında proje çizildi, bitti. Sonra ne yapılır arkadaşlar? Projeyi çizdik. Nasıl inşaata başlayacağım? Nereden izin alacağım? Belediyeden mi? Evet, belediyeye gittik. Belediyeden izin aldık. Onun için bir harç ödedik, artık KDV. Tekrardan devlete bir ödeme daha yaptık. İnşaata başlayacağız. Yaklaşık 100-150 tane işçiyle, çalışanla, mühendisle, mimarla hep beraber 6-7 aylık bir süreçte A'dan Z'ye bu inşaat yapıldı. Bu inşaat yapılırken burada aktif olarak çalışan işçi arkadaşlarımızın yanı sıra dışarıdan aldığımız hizmetler oldu. Nedir? Şu halı fleş bile dışarıda bir yerlerde üretildi. Ödemesi yapıldı, artık KDV ödendi, alındı. Değil mi? Oturduğunuz koltuklar dışarıdan geldi. Faturası kesildi, artık KDV ödendi, alındı, geldi. Bu bulunduğumuz lambiler, şu gördüğünüz ses sistemi, ışık sistemi, değil mi arkadaşlar? Binanın dışındaki o giydirme olan cam giydirmesi, güvenliği, demir korkulukları, demirci ayrı çalışıyor, camcı ayrı çalışıyor, halıcı ayrı çalışıyor, koltukçu ayrı çalışıyor. Bunların hepsi bittikten sonra içeriye eşyalar alınması gerekti. Sıra, sandalye, laboratuvarlar, akıllı tahtalar, bilgisayarlar, ofis mobilyaları, atölyeler, değil mi? Bunların hepsi için tekrardan alımlar yapıldı. Yine ne? Artı? Artı KDV. Ve okul açılacak. İnşaat bitti. İnşaatın bittiğini anlamak için bir izin almamız lazım. Adına iskan diyorlar. Belediyeden gittik, iskan aldık. Ne ödedik? Artı
KDV tekrardan devlete bir şey daha ödedik, izni aldık. Sonra inşaat bitti. İnşaat bitti, iskanımızı aldık ya, milliyetimden de ruhsat almam lazım. Ruhsat için önce gittim itfaiyeye. İtfaiyeden onay alacaktım. Neyle aldım artı? Sonra sağlığa gittim. Kontroller yapıldı, uygundur dendi. Rapor vermek için ne verdim artı? Sonra binanın depreme dayanıklı yapıldığına dair dayanıklılık testi yaptırdık. Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü'nden onay yazımızı almak için ne ödedik artı? Bütün bunları alıp Milli Eğitim'e gittik. Dedik ki bakın ben güzel bir bina yaptım, iskanımı aldım. Sağlıktan onayımı aldım. Bayındırlıktan deprem uygunluğu raporumu aldım. İtfaiyeden de tedbirler alınmıştı, raporumu aldım. Hadi gel sen de bana ruhsatımı ver dedim. Geldi, baktı, beğendi. Artı KDV ödeyerekten ruhsatımızı aldık. Sonra ne oldu? Sonra tamam okul bitti, eşyalar da tamam. Ne eksik? Kadro eksik. Yaklaşık 50-60 tane öğretmen. Yaklaşık 10-15 tane yardımcı personel. Diğer personel 80-90 kişi Silivri'de bu bina çatısı altında çalışıyor. Bir şekilde geçimini sağlıyor. Bize dahil. Yaklaşık 500 tane öğrenci eğitimini bu binada görüyor. Bunlar yapılırken sizler eğitim görebilmek için neye sahip olmanız lazım? Yayınlara. O yayınları bizim artık KDV'sini ödeyerek alıyoruz, size veriyoruz. Üstünüze giydiğiniz, çoğunuzun da giymediğini fark ettim. Mektebin kıyafetleri. Niye giymiyorsunuz kıyafetleri siz bakayım? Mektebin kıyafeti giymek serbest mi? Bazı günler serbest. Bazı günler, ha tamam. Ha bugün serbest, ha tamam. Şimdi arkadaşlar, kıyafetleri tekstilciye yaptırdım. Ödeme yapacağım neyle artı? KDV. Kitap alacağım neyle aldım artı? Ders oldu. Sonra KDV'den kastım sadece vergi demek değil. Katma değer vergisi. Değer oluşturuyorsun, vergi veriyorsun. Değer oluşturuyorsun, vergi. Vergi veriyorum zaten. Vergi verdiğim için bunu tartışmıyorum. Şunu vurgulamak istedim arkadaşlar. Yani bir okul açalım mı, yeni bina yapalım mı fikri geliyor. O fikir geldikten sonra harekete geçmeye başladığın andan itibaren önce yatırımcı, sonra arsa sahibi, emlakçı, tapu, devlet, mimar, mühendis, inşaat, işçiler, izin almak için itfaiye, bayındırlık, sağlık, milli eğitim, sonra öğretmenler, müdürler, hizmetliler, kayıt görevlileri, hemşiresi, muhasebecisi, güvenliği, akabinde kitapları basmak için kitapçısı, yazarı, baskıcısı, matbaacısı, kağıtçısı, servisçi, kıyafet için kumaşçısı, baskıcısı, servis için servisçisi, çalışanı, hostesi, firma sahibi, alın size ekonomi. Aslında özel okul yatırımının çarpanı çok fazladır. Çarpan etkisi, bir bölgede okul açıldığı zaman çarpan etkisi çok artar. Son bir katkı daha söyleyeyim, sözlerimi tamamlayacağım. 2011'de, yok 11 değil, kaçta? Balkan Koleji, tabii. 2011 Aralık'ta ben Balkan Koleji'ni aldım burada, 12 sene önce. Okulu aldığım zaman, o dönem Saralların Sunflower var biliyorsunuz. Sunflower'ın genel müdürü, oradaki çalışanları çiçeklerle, çikolatalarla hayırlı olsuna geldiler. Biz de nezaket ziyareti olarak düşündük, teşekkür ettik. Dediler ki sadece nezaket ziyareti, gerçekten bir teşekkür ziyareti dediler. Neden dedim? Çocuklarınız var bizde okuyor dedim. Yo hayır dediler. Biz Sunflower sitesini yaptığımızda bu gayrimenkulleri alan kişiler yazlık olarak kullanıyorlardı burayı. Neden? Çünkü kışın burada yaşayabilmeleri için çocuklarını verecekleri bir marka özel okul yok. Olmayınca insanlar burada kışın oturmuyorlar, yazın sadece oturuyor ve Silivri yazlık bir bölge olarak bilindi. Ama sizden sonra oturanların sayısı artmaya başladı yaz kış. Bizim projemiz de değer kazanmaya başladı dedi. Gerçekten de bir bölgeye değer katan bazı yatırımlar vardır.
o bölgedeki özel hastaneler, o bölgedeki AVM'ler, o bölgede bir sinema salonu var mı, tiyatro salonu var mı, spor aktivitesi yapacak bir alan var mı, özel okul var mı, bir AVM varsa hangi markalar var? Bunların hepsi o bölgeye değer katan yatırımlar. Onun için bir eğitim kurumu yatırımı dahi bir ilçenin mahpus tarihini yenerken bir fayda sağlayabiliyor. Biraz önce anlattığım gibi de binlerce insanın da hayatına dokunuyor ve inanılmaz bir ekonomi de oluşturuyor. Evet arkadaşlar. Böyle bir okuldan konu açılınca okulun da kattığı girişimciliğin... Evet, bu doğru. Kendi için de aslında çok güzel bir... Yani girişimcilikten ben gittim bunu açtım değil. İnanılmaz insanları etki eden çok farklı bir iş. Aynen. Girişimcilik insanların hayatına dokunan bir iş girişimcilik. En çok da devlete katkı sağlayan bir iş. Neyle? Artı KDV ile sağlayan bir iş. Evet.